fuarcılık, bu meslek kariyer fuarlarını düzenleyen önemli kuruluşlardan bir tanesi. Onlar da böyle bir etkinlik için yer ayırmak istediklerinde, yani anne babalara da bir şey yapalım dediklerinde biz de sıcak baktık, olabilir dedik. Biz de bu noktada ilanlar yaptık, gelebilir anneler babalar diye. Sizler gelenler oldunuz, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Mehmet İlmi Eren benim ismim, birazdan da Polat Bey olacak. Ben önden bir girizgah yapacağım. 2002 İstanbul Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunuyum. İlkokul, ortaokul, liselerde rehber öğretmenlik yaptım. Son 7 senede İstanbul Aydın, Kültür ve Biruni'de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak devam ediyorum. Özellikle üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilere yönelik epey bir çalışmanın içerisinde yer aldım. Türkiye tarihindeki belki en kapsamlı yetenek taraması çalışmasını gerçekleştirdik Bahçelievler ilçesinde. Bir kalkınma ajansı projesi geçirmiştik ve onun neticesinde 36 bin ilkokul çocuğu öncesinde bir taramadan geçti. Ardından 24 bin ortaokul öğrencisi bir yetenek testinden geçti ve ilçemizde 1000'e yakın üstün özel yetenekli öğrenci destek eğitim odalarında faaliyetine devam ediyor. TÜZDER'de bir dönem 3,5 sene kadar bir başkanlık görevini yürütmüştüm. Şimdi Türk PDR Derneği var. Onun başkan yardımcısıyım. Bahçelievler RAM'ın müdürüyüm. Ve bir de yeni kurduğumuz Eğitim Evde ve Ev Okulu Derneği var. Onun da başkanıyım. Aileler, ben 2002'den beri 16 senedir milli eğitim sisteminin içerisindeyim. Gördüğüm kadarıyla ailelerin kaçırdığı bazı şeyler var. Biz dernek olarak da şu şeyi söylüyoruz. 3 şey başkasına havale edilemez. Bunlardan birincisi sağlık. Doktor var diye, hastane var diye, nasıl olsa tahlillerimi yaptırırım diye sağlığınızı ihmal edemezsiniz. Hatta kendi doktorunuz olun denir. İkincisi güvenlik. Polis var diye, emniyet var diye evinizi kilitlememezlik yapamazsınız. Hatta apartmanınıza güvenlik kamerası falan yerleştirirsiniz, ek tedbir olsun diye. Üçüncüsü de eğitim. Eğitim de okullar var diye, öğretmenler var diye nasıl olsa çocuklarımız öğreniyor, nasıl olsa çocuklarımız gelişiyor diye ihmal etmemeniz gereken üçüncü bir alan. Amerika'da 4 milyon çocuk okula hiç gitmiyor. Ve bu 4 milyon aile hali vakti yerinde kültürlü aileler. Gönderemediklerinden değil. Çocukları akranlarıyla buluşsun diye sanat ve spor faaliyetlerine gönderiyorlar. Ama özellikle müfredat eğitimini illa okula bırakmıyorlar. Sosyalleşmesine imkan tanıyorlar, sanat spor aktivitelerine gönderiyorlar. Ve bu 4 milyon çocuk diğer çocuklara göre çok daha başarılı. Çok daha iyi noktadalar. Bu noktada not alabilenler için de söyleyeyim. Kaptan Fantastik filmi var. İzleyebilirsiniz. Bir ebeveynin minik dokunuşlarla, minik rotuşlarla çocuklarına okulların verebileceğinden çok daha fazlasını nasıl verebileceğini gösteren çok harika bir film. Ailecek de izleyebilirsiniz Kaptan Fantastik filmini. Değerli veliler, eğer bir çocuğunuz var ve çocuğumuzun başarılı olmasını istiyorsak, belli bir noktaya gelmesini istiyorsak, birinci odaklanacağımız konulardan bir tanesi düşünme tembeli olmaması. Düşünme tembelliği olan öğrencilerimiz var okullarda. Çocuğa soruyorum, diyorum ki, elimdeki elmaların yarısını arkadaşıma verdim. Bende 7 elma kaldı. İlk başta kaç elmam vardı diyorum. Donup kalıyor çocuk, 4. sınıf çocuğu, 5. sınıf çocuğu. Duruyor. Dağıttığım kağıdın baş tarafında test soruları yazıyor. Çocuk diyor ki, hocam biz buna ne yapacağız? Ortaokul çocuğu. 7 yıldır üniversitelerde ders veriyorum. Kağıdın başında istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz yazıyor. Hemen parmak kalkıyor. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Soruları geliyor üniversite öğrencilerinden. Düşünmüyor çünkü hep hazıra alıştırılmış. Ailesi tarafından, ebeveyni tarafından. Cevap vermekten ve denemekten çekinen bir kitleyle karşı karşıyayız. Ama aslında böyle doğmuyor çocuklar. Mesela hiçbir bebek şunu demiyor yürümeye başlayacağı zaman.
Ya bir bakıyorum, kocaman kocaman adamlar, kocaman kocaman kadınlar. Ben onlar gibi değilim. Nasıl yürüyeceğim? Hiç denemeyeyim en iyisi demiyor. Defalarca, yüzlerce, binlerce kez doğruluyor, ayağa kalkıyor, düşüyor, tekrar ayağa kalkıyor. Düşüyor, tekrar ayağa kalkıyor. Denemekten asla vazgeçmiyor. Bu denemekten asla vazgeçmeyen bu çocuklar ne oluyor da başarısız olma ihtimali karşısında gözüktüğünde hiç o işe bulaşmıyor. Belki en başta temele inmek lazım. Anneler çocuklarına belki daha mamaya özendirirken bile yalanla başlıyor. Eline kalemi alıyor. Aç yavrum ağzını diyor. Aç. Bu son. Ama o kaşık asla son değil. Aç aç. Vallahi bu son. Hadi beni kırma, bunu da al. Söz bir daha vermeyeceğim. Sondan bir sonraki ve en sondan daha sonraki. Çocuk ya deli olacak ya filozof olacak. Son diyor ama asla bitmiyor. Ve tabii ki yalanı, sahtekarlığı öğreniyor bir yandan da çocuk. Bir arkadaşım, üstün zekalar öğretmeni Mehmet Türkdağ'ın şunu söylemişti. Otobüste yolculuk yapıyormuş. Çok soru soran bir çocuk vardı dedi. İşte şu düğme ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor falan. Bu düğmeye basınca ne olur anne falan deyince annesi demiş ki yeter artık demiş. Bilmediğin şey ne diye soruyorsun. Halbuki bilmediğini soracak ki öğrenecek. Ailelerde ki sizleri tenzih ediyorum. Buraya geldiyseniz o yapıda değilsinizdir. Artık ailelerimizin yuvalarından, pencerelerinden, kapılarından şu sesler, şu sedalar çıkmamalı. Şu yankılar olmamalı. Hayal kurma. Gerçekçi ol. Ayakların yere bassın. İcat çıkarma gibi cümlelerden uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın düşünmesi lazım. Birçok eğitimci şunu söylüyor. Çocuklarınızın sorusunu cevapsız bırakmayın. Ben aksini söylüyorum. Çocuklarınızın sorusunu asla cevaplamayın. Onların bulmasına yardımcı olun. Çocuk bir şey sorduğu zaman, sence nasıl? Sen olsaydın ne yapardın? Bir düşün bakalım yönergesini sık veren ebeveynler olmanızı arzu ederim. Ki düşünmeyi en çok öğütleyen kitaplardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Yüzlerce ayette hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz der Yaradan. Tefekkürü ve düşünmeyi öğütler aslında Yaradan. Düşündürmek çok önemli. Çocukların kitap okuması zekalarını geliştiriyor. Evet, katılıyorum. Ama bazı eğitimciler şunu söylüyorlar. Çocuklarınız kitap okusun da ne olursa olsun okusun. Bu şuna benziyor. Karnınız acıktığında bir şey bulun da ne olursa olsun yiyebilirsiniz. Halbuki bazı gıdalar zehirleyici oluyor. Bağışıklık sistemini kazanmadan yenilen gıdalar zehirleyebiliyor. Bu noktada seçici olmamız gerekiyor. Ağustos böceğiyle karınca masalı belki de bize uymuyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ya da fakire yardım etme duygusunu belki de yok eden bir masal bu. Tavşanla kaplumbağa masalının handikaplarını anlatmak istemiyorum çünkü mikrofonu Polat hocama vermek istiyorum. Ama seçtiğiniz masallardan tutun, dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Referanslı, tavsiyeli yayınlar olmalı. Küçük yaştan itibaren zeka gelişimini önemseyen ebeveynler çocuklarına masal ve hikaye okumalı. Okumalı. Anlatmaktan ziyade okumayı tercih edin ki çocuk dinlerken aa bu dinlediğim Hacivatlar, Karagözler, Keloğlanlar, Nasrettin Hocalar demek ki şu iki kapaklı kartonun içerisinde. Ben de ilk fırsatta okumaya geçeyim. Aşkını, şevkini ve heyecanını hissetsin. Yani özensin. Yani kitap okuma aşkı aslında okuma yazmaya geçmeden önce kazanılan bir yetenek. Kitap okurken bir yerde durdurup sence bundan sonra nasıl olmuş yönergesi çocuğu düşündüren bir yönergedir. Sen masal kahramanının yerinde olsaydın farklı ne yapardın yönergesi doğru bir yönergedir. Sen Keloğlan'ın yerinde olsaydın ne düşünürdün, ne hissederdin, duyguların ne olurdu yönergeleri onu düşünmeye sevk eder. Bitiyor. Biz kavramlarla ve sözcüklerle düşünür, hayal kururuz, proje üretiriz. 1000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk 1000 kelimelik hayal kurar, fikir üretir, proje üretir. 5000 kelimelik sözcük dağarcığı olan bir çocuk 5000 kelimeyle fikir üretir, hayal kurar, proje üretir. Yani sözcük dağarcığı ile zekanın doğrudan alakası vardır. Zeka ve akıl oyunları çok popüler. Bunları kullanabilirsiniz ama dengeli olmanızı tavsiye ederim. Mesela bir mangalaya 100 lira vermeye gerek var mı? Bence yok. Mangalı evde siz üretin.
Çocuk yapsın. Kuyuları kendi oluştursun. Kartonlardan yapın, fasulyelerden, nohutlardan siz yapın. Koridor oyununu siz yapın. Kendiniz üretirseniz aynı zamanda üretme becerisini geliştirirsiniz. Çocukların kendi eşyalarını üretebilmeleri de onların yaratıcılıklarını geliştiren bir başka yön esasında. Takip etmeniz gereken siteler olduğunu düşünüyorum. Ben evde ailecek muhakkak her hafta bir TED konuşması takip ediyorum. TED Talks'ları takip etmenizi tavsiye ederim. Çocuğunuza kritik yapın. Giriş ücreti olarak 5000 euro, 7000 euro vererek konuşmasını dinleyebileceğiniz kişiler bedava konuşuyorlar. TED Talks. Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si, Diyarbakır'ın D'si. Binlerce videoyu burada takip edebilirsiniz, uzmanların videolarını. Polat Hocam'a şimdi sözü vereceğim, onun için toparlıyorum. Bir son tavsiyem olsun. Burası kariyer fuarı. Size sunulanlarla yetinmeyin. Eğitim sisteminin durumu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Farklı arayışlarda çıkış noktaları bulmanız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir öğrenci üniversite sınavını kazandıktan sonra 8 diplomayla mezun olabilir. 8 diplomayla. Ben 2006'da Zeytinburnu Ram Müdürü'ydüm. Atandım. Aile eğitimleri yapayım dedim. Anne baba eğitimleri böyle. Okullara gidiyoruz. Salonlar dolu. Her şey güzel. Yerli yerinde. Sandalyeler dolu. Fakat bir problem var. Oturanların hepsi bir cinsiyete sahip. Kadın. Herkes kadın yani. Erkek yok ortada. Dedim ki ya bizim babalara dolaşmamız lazım. Evet dediler ama gelmiyorlar. Bir de sizin söylediklerinizi aktarınca olmuyor. Uzmandan duymaları lazım falan. Dedim ki ben nasıl ulaşırım bu babalara? Türkiye'de yaşıyoruz dedim. %90'ı bunların her hafta bir camiye gidiyor. Cuma günü. Cuma vaazı yerine baba eğitimi vereyim dedim. Müftüye gittim. Dedim ki sayın müftüm böyle bir düşünce var. Ne dersiniz? Cuma vaazı yerine ben çıkayım babalık eğitimi vereyim. Güldü. Olur mu öyle şey dedi ya. Hem dedi siz ne mezunusunuz? Ben dedim psikolojik danışmanım. İlahiyat mezunu olmayanları konuşturmuyoruz biz dedi. Ben de ilahiyata kaydoldum. Bitirdim. Bu sefer il müftüsünün yanına gittim. Anlattım. Adam beğendi. Bir olur verdi, valilik oluru. 2,5 sene her cuma bir camide. İkinci kez gitmiyorum. Takım elbiseyle çıkıyorum. Projeksiyonu kuruyoruz. Aziz cemaat diye başlıyorum. 450 bin babaya ben babalık eğitimi verdim. Tek bir şikayet çıkmadı. Ve okullara geri dönüşleri ölçtük. İlgi alakayı ölçtük. İlahiyat bilim dalı bana bir kapı araladı. Network yaptım. Farklı bağlantılar kurdum. Emin olabilirsiniz bana çok faydası da oldu şahsıma da. İşte dernekler kuruyorum. Bir şeyler yapıyoruz. İdarecilikler falan. Reklamcılık okudum. Bitirdim. Marka yönetimi okudum. Bitirdim. Tarih öğrencisiyim. Çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiyim. Doktora devam ediyor. Peki bunu niye söylüyorum? Burada bizi topladı da hava atmak için mi? Vallahi öyle değil. Çocuklarınız için şunu yapın. Tek bir bakış açısı bugün aranılan bir bakış açısı değil. Multidisipliner, disiplinler arası bakış açısı kazanması lazım çocuklarımızın. Onun için 4 yılda 8 diploma alabilirler diyorum. Giriyor, belli bir ortalamayı yakalarsa çap yapabiliyor. Çift ana dal programını uygulayabiliyor. İlk girişte 3 tane açık öğretime kayıt hakkı var. Erzurum, İstanbul, Eskişehir. 3. senede 3'ü bitiyor. 3. senede bir 3 tane daha okuyabilir. 8 taneyle mezun olabilir. Ve kendiniz için, çocukların için şu soruyu sorun. Ben her zaman yapa geldiğim şeyi yaparken ilave, ekstra ne yapabilirim? Ben bu soruyu 3 sene önce sordum. Keşke daha önce sorsaydım. Bir baktım ki son 6 senede aldığım, sattığım arabaların kilometrelerini yazıyorum. 370 bin kilometre yol yapmışım son 6 senede. Benim aylık kilometrem 5000'in altına hiç düşmüyor. Arabamın şu anki dijital ekranında averajı gösteriyor, ortalamayı. Ben 27 kilometreyle gidiyormuşum. Şu anki aracım son 70 bin kilometresi 27 kilometre. İstanbul trafiği malum. İyi düşünelim. Ben bu 370 bin kilometreyi 40 kilometre hızla gitmiş olsaydım, değerli veliler, son seminerden hatırladığım şeyi söylüyorum. 9 bin küsür saatim son 6,5 senede benim arabada geçmiş. 3 sene önce bir fark ettim ki ben ne yapıyorum? Müzik dinliyorum. Haber dinliyorum. Bana ne kazandırıyor?
Ne yapabilirim dedim. Kitap okuyamam. Ama kitap dinleyebilirim dedim. Sesli kitaplar edindim. 648 tane sesli kitabı bitirmişim. Bitti. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. GETEM'e, Görme Engelliler Teknoloji Merkezi'ne. Hard diskimi de aldım. Dedim ben böyle bir şey yapıyorum. Onlar 10.100 kitabı seslendirdiler görme engelliler için. Verir misiniz dedim. Yok dediler. Sadece görme engellilere veriyoruz, şifresi olanlara. RAM müdürüyüm falan dedim. Yemedi, vermediler. Alamadım yani. Neyse aradan 2 ay geçti. Biri atandı bizim kurumuza, bir memur. Bir hafta sonra da başladı. Dediler ki hocam başladı Serdar ama biraz farklı. Dedim gelsin. Ve Serdar bir geldi ki Serdar görme engelli. Dedim hoş geldin kardeşim falan, hoş ve sohbet. Dedim sen GETEM'i biliyor musun, Boğaziçi Üniversitesi? Biliyorum hocam dedi, bende şifresi var. Aslanım benim dedim ya, sarıldım falan. Hani Allah isteyince hakikaten gönderiyor. Yabancı dil. Yabancı dil çalışıyorum. İngilizce pratikler yapıyorum. Farsçayı, İran'a gitmeden önce Farsça öğrenmek istedim biraz. Farsçayı İngilizce üzerinden öğrenme videoları izledim. YouTube'dan izliyorum. Sesli kitapları dinliyorum. İnanın o kadar faydalı oldu ki. Ve öğrencilere diyorum ki artık, üniversite öğrencilerime. 4 sene üniversite okuyorsunuz, 5 sene, yüksek lisansa 6 sene. Metrobüste her gün 2,5 saat vaktiniz geçiyor. Kulağınızda kulaklık. Binlerce lira İngilizce kurslarına para ödüyorsunuz. Ya takın o İngilizce storyleri, hikayeleri dinleyin, halledin şunu. Hiç para ödemeden yaparsınız. Sadece dinleyerek yaparsınız. Çünkü listening'tir. Yani ana dili siz çocuğunuza özne bu, yüklen bu diye konuşmadınız ki bebekken. Dinledi sadece. Dinleyerek öğrendi. Bunlar minik bazı tüyolar olsun. Etkinlik.com.tr gibi, İstanbul Etkinlik gibi web sitelerini takip edin. İstanbul'da her gün bir şey var değerli veliler. Her gün bir şey var. Müzeler, atölyeler, çocukların yine becerilerini geliştiren yerler. Buralara çocuklarınıza ziyaretler yapabilirsiniz. Ve daha pek çok şey. Yine sosyal medyadan da ekleşirsek zaman zaman bizim canlı yayınlarımız oluyor. Hem Bahçeli Evler RAM'ı ekleyebilirsiniz hem de Mehmet İlmi Eren diye. Oradan da zaman zaman canlı yayınlardan da farklı eğitimler düzenliyoruz. Oradan da irtibatta olabiliriz. Ancak bugün benim de çok dinlemeyi arzu ettiğim Polat Bey bizlerle olacak. Medyadan da kendisini tanıyorsunuzdur. Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirme noktasında bizimle tecrübelerini, deneyimlerini paylaşıyor olacak. Ben alkışlarınıza Polat Bey'i mikrofona davet ediyorum efendim.